Evet, Demokrat Senatör Joe Manchin, çevre konusunda yeni programlar içeren kapsamlı bir yasal düzenlemenin geçirilmesi umutlarını söndürmüştü. Gerekçe olarak da bir türlü düşmek bilmeyen yüksek enflasyonu göstermişti. Bunun üzerine işte Başkan Biden bugün şimdi iklim değişikliği konusunda kongreye onayını gerektirmeden kendisinin atabileceği bir takım adımlar açıkladı. Açıklamayı da dediğim gibi Massachusetts eyaletinin Somerset kentinde deniz aşırı rüzgar enerjisi üretim tesisine dönüştürülmekte olan eski bir kömür santralinde yaptı. Bu dönüşüm aslında aslında Biden'ın vaatlerinin başında gelen ama başkanların ilk 18 ayında hayata geçirmede zorlandığı temiz enerjiye geçişi adeta sembolize ediyor diyebiliriz. Biden'ın açıkladığı kararname adımları arasında ülke içindeki deniz aşırı rüzgar enerjisi üretimini güçlendirmeye amaçlayan yeni bir takım girişimler yer alıyor. Ayrıca Federal Acil Durum İdaresi FEMA ve Sağlık Bakanlığı yönetiminde yürütülecek programlar üzerinden hava sıcaklığındaki artışla baş etmede topluluklara yardım etmeye dönük çabalarda yine kararnameler üzerinden uygulanacak adımlar arasında. Buna karşın Biden'ın açıkladığı icraatlar bir ulusal acil iklim kriziyle mücadele için ulusal bir acil durum ilan edilmesini içermiyor. Bu özellikle iklim aktivistleri ve Demokrat Kongre evlerinin ısrarla talep ettiği bir şeydi. Özellikle Senatör Manchin'in iklim paketini engellemesinden sonra Biden'a bir acil durum ilan etmesi konusunda çağrılar daha da artmıştı. Ama Biden konuşmasında acil durum ilan etmese de iklim krizinin bir acil durum olduğunu ve bu konuya bu meseleye bu çerçevede yaklaşacağını söyledi. Ve önümüzdeki günlerde yönetimim bu acil durumda mücadele için geliştirdiğimiz bir takım kararnameler, adımlar, yeni adımlar açıklayacak dedi. Beyaz Saray yetkilileri de acil durum seçeneğinin hala değerlendirilmekte olduğunu, şu an yönetim içinde üzerinde görüşmeler yapıldığını söylüyor. Sözcü Can Jean-Pierre Jean bu konuda bir takvim vermeyi reddetti. Acil durum ne demek? Yani Biden'ın böyle bir adım atması ona federal kaynakları yenilenebilir, enerji programlarını güçlendirmek için yeniden yönlendirme imkanı tanıyacak. Bu programlar fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Bunu Trump'ın eski Başkan Trump'ın attığı işte duvar inşaatı konusunda attığı adıma aslında benzetebiliriz. Eski Başkan Donald Trump da Kongre'den istediği fonu alamaması üzerine güney sınırına duvar inşa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun bir benzeri olabileceği tahminleri, yorumları yapılıyor. Bunun ne zaman böyle bir adım atılacağı belli değil ama önümüzdeki süreçte Biden'dan, Biden yönetiminden iklim konusunda yeni bir takım girişimlerin, açıklamaların geleceğini söyleyebiliriz.